Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2019'da favorim olan ürünlerden bahsedeceğiz. Neredeyse Şubat'ın ortasına geldik ama ben bu videoyu çekmek için yeni vakit bulabiliyorum. Favoriler videolarını sevdiğinizi bildiğim için ve bu sene epey bir üründe favorim olduğu için bu videoyu es geçmek istemedim. Umarım hoşunuza gider. Hadi başlayalım. İlk olarak L'Oreal True Match Fondöten. Bu bana marka gönderisi olarak gelmişti. Geldiği andan bitene kadar hemen her gün kullandığım ve bu zamana kadar neden kullanmamışım dediğim fondöten. Şu an elimde tuttuğum 2R2C rengi, dün itibariyle 1R1C rengini tekrar satın aldım. Oldukça akışkan bir yapıya sahip, orta kapatıcılıkta ve cildi canlı, sağlıklı, aydınlık gösteren bir bitişi var. Cildinizde çok güzel bütünleşiyor, sağlıklı gösteriyor ve gün boyunca da nemli tutuyor. 2019'da keşfettiğim ve elimden düşürmediğim kaş kalemim ise Benefit'in Goof Proof Brow Pencil'ı. Bendeki 3 numara oldukça küllü bir renk. Tek tarafında kaş fırçası var, kaşlarınızı kolayca tarayabiliyorsunuz. Diğer tarafında ise kesik uçlu kalemi var. Asansörlü bir yapıya sahip. Oldukça uzun zamandır kullanmama rağmen herhangi bir bitme durumu söz konusu değil. Çok yumuşak bir yapısı yok. Yani birden dağılmıyor. Çok sert olup da kaşlarınıza zarar da vermiyor. Arasında oldukça güzel bir kıvamı var. Yapısı sayesinde kaşlara zarar vermemesi, kesik ucuyla kaşları kolayca doldurmayı sağlaması ve arkasında da fırçası olmasıyla gerçekten pratik ve sevdiğim bir ürün oldu. 2019'da keşfettiğim ve dün itibariyle üçüncüsünü satın aldığım maskaram ise Pastel'in Multidimensional Volume & Curl maskarası. Bu maskara, şöyle fırçasını göstereceğim, kıl bir uca sahip ve hafif bombeli yapıda. Kirpiklerinizi çok güzel kavruyor, kaldırıyor ve uzatıyor. Aynı zamanda volüm veriyor. Üst üste uyguladığınızda kirpiklerinizi yapıştırma gibi bir sorunu da yok. Piyasadaki pek çok maskaraya göre fiyatı daha uygun. Gerçi son zamanlarda iyi satışlarından dolayı sanırım biraz fiyatında artış oldu ama hala indirimlerde gayet uygun bir fiyata geliyor. 2019'da hayatıma iki tane allık girdi. Bunlardan ilki L'Oreal'in Melon Dollar Baby isimli bu pembe allığı. Şöyle rengini göstereyim. Oldukça nude tonlarda bir pembe. Beni uzun zamandır takip ediyorsanız tam benim tarzım olduğunu anlamışsınızdır. Ben L'Oreal'in bu serisini gerçekten çok seviyorum. Hatta bu seriyi incelediğim bir video da yapmıştım. Onun da linkini buraya bırakıyor olurum. Pigmentasyonları falan gerçekten güzel. Kalıcılıkları güzel, dağılmaları güzel. Bunun yanı sıra çok hafif, hoş da bir kokusu var. Zaten böyle tasarımına diyecek söz yok. Yaza doğru satın aldığım ve yaz boyu elimden düşürmediğim allığım ise MAC Extra Dimension blushlarından Just a Pinch olanı. Bu sedefli bir şeftali tonu. Aslında İlk bakışta insanın gözünü korkutuyor. Çok aşırı turuncu yapar mı? Gözeneklerimi belli eder mi diye. Hatta ben elime swatchladığımda da çok emin olamamıştım. Ama daha sonrasında fırçayla uyguladığımda gerçekten gözeneklerimi belli etmeden cilde canlı, sağlıklı bir aydınlık verdiğini gördüm. Çok hafif, hoş bir turunculuğu var. Ben hemen hemen her makyajla çok yakıştırıyorum. Ama özellikle bronzlaştığımda, böyle gözleri hafif tutup biraz allık yaptığımda çok doğal, çok güzel duruyor. Bu sene iki tane kapatıcıyı elimden düşürmedim. Bunlardan ilki NYX'in HD Concealer'ı. Bendeki CW02 rengi. Bu gerçekten göz altlarını güzel kapatan, yapısı yoğun olmayan, göz altlarında oksitlenmeyip çizgilere dolmayan, kurutmayan bir kapatıcı. Yapısını çok çok sevdim ve gerçekten göz altlarında çok güzel gösteriyor. Bununla ilgili dikkat etmeniz gereken tek şey göz altlarını bıraktıktan sonra hemen dağıtmak. Dağıtmadığınız zaman rengi bir tık koyulaşıyor. Araya biraz zaman girerse ama hemen dağıtırsanız hiçbir problem olmuyor. 2019'da elimden düşürmediğim ikinci kapatıcı da Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Bu ülkemize gelir gelmez aldım. Bitene kadar kullandım. Hatta dün de yenisini aldım. Bittikçe alırım dediğim yegane kapatıcılardan biridir kendisi. Bendeki 15 numara yine 15 numarasını tercih ettim. Oldukça ince yapılı, orta kapatıcılıkta göz altlarını kurutmuyor, aydınlık bir bitiş sağlıyor ve göz altlarında çizgilere dolmuyor. Bu kapatıcıyı ne kadar kullandıysam fondöteni de o kadar sık kullandım. Maybelline'in Fit Me serisi bence gerçekten çok başarılı
başarılı bir seri. Hem fondöteni hem de kapatıcısı benim favorim diyebilirim. Kapatıcısında aydınlık bitişli demiştim ama fondöteni yarı mat bitişli. Özellikle karma ciltlerin çok seveceği bir yapıda. Kuru bölgelerinizde ekstra kurutmuyor ya da kabuk kabuk göstermiyor. Yağlanan bölgelerinizde de yağ kontrolü sağlıyor. 2019'da keşfettiğim ve beni en şaşırtan far paleti ise Biolis markasının dörtlü far paletlerinden Burgundy Glam olanı, 392 numaraymış. Dörtlü bir far paleti, içerisinde bir tane tam mat, bir tane böyle sedefli gibi, iki tane de pigmente benzer far var. Gerçekten yapıları çok güzel, pigmentasyonları çok yüksek, kalıcılıkları gayet güzel ve renkleri falan her şeyiyle çok sevdim ben bu far paletlerini. İlk olarak Biolis'te tek marka makyaj videomda kullanmıştım bunu. Eğer izlemediyseniz linkini buraya bırakırım. O günden beri de sık sık elim gidiyor zaten. 2019'da elimden düşürmediğim kaş maskaram ise Pastel'in Eyebrow maskarası. Bendeki Blond 21 rengi. Bu maskara kaşları çok iyi tuttuğu için favorim olmadı. Hatta eğer çok hareketli kaşlarınız varsa hiç sevmeyeceğiniz bir maskara diyebilirim. Peki ben neden sevdim? Öncelikle rengini çok sevdim. Benim gibi kumralsanız ve kaşlarınız hem gür hem de saçlarınızdan biraz daha koyuysa rengini kırmak için gerçekten çok iyi. İkinci olarak da kaşlarınız benim gibi çok hareketli değil. Biraz sabit dursun ve güzelce tarasın diyorsanız oldukça yeterli bir kaş maskarası. 2019'da elimden düşürmediğim dudak kalemim ise Golden Rose'un klasik kalemlerinden 223 numara. Bu bence herkeste bulunması gereken bir dudak kalemi. Özellikle pembe ve kahve tavanlı bütün rujlarla çok güzel oluyor. Ben de hemen hemen her rujumla kullanıyorum diyebilirim. Bu seriyi bulmak oldukça zor. O yüzden yakaladığınız yerde 2 tane 3 tane mutlaka alın. Bir ruj düşünün ki diğer bütün rujlarınızın papucunu dama attırsın ve eliniz hemen her gün ona gitsin. İşte o ruj benim için MAC'in Velvet Teddy'si. Gördüğünüz gibi artık sonuna yaklaştım. Neredeyse dibine indi. Ve benim için rujda bu çok zor bir şeydir. Rengi inanılmaz güzel. Nude bir, içerisinde böyle pembelik kahvelik olan bir renk. Hemen her makyajımla çok güzel oluyor. Günlük anlamda kullanıyorum, gece makyajında kullanıyorum. Başka bir ruj kullanmak istemiyorum. Gerçekten benim imza rujlarımdan biri oldu diyebilirim. 2019'un yanılmıyorsam ilkbahar aylarında Gratis'lerde Physicians Formula markası satılmaya başlandı. Ben de uzun zamandır merak ettiğim bu Butter Bronzer'ı aldım. Bunun 4 rengi vardı. Öncelikle hangisini alacağıma karar veremesem de en koyu rengi Deep Bronzer tercih ettim ben ve rengi oldukça güzel oldu. Diğer bronzerlar gibi mat bir yapısı yok ama ışıltılı bir bronzer da değil. Arada bir yapısı var ve cildi canlı aydınlık gösteriyor. İlk aldığım zamanlarda olmazsa olmaz bir ürün değil demiştim ama özellikle yaz ayları geldiğinde favorim oldu ve elimden düşürmedim. 2019'da uygun fiyatlı bir krem aydınlatıcı keşfettim ve favorilerim arasına girdi. Pastel'in bu Daylight Cream Highlighter'ı, bendeki 11 numarası, hafif pembemsi bir rengi var. Yapısı oldukça yumuşak, parmaklarınızla çok kolay bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Cildi canlı, sağlıklı gösteriyor ve ıslak bir duruşu var. Hem doğal, içten bir parlaklık gibi duruyor, hem de içerisinde sim barındırmıyor. 2019'da en sık kullandığım likit mat rujum ise Maybelline'in Superstay mat inklerinden 65 numara. İçerisinde kahvelik barındıran pembe bir nude diyebilirim. Dudaklarda oldukça güzel duruyor. Hemen hemen her makyajla iyi oluyor. Hoş, hafif bir kokusu var. Aynı zamanda dudakları kurutmuyor. Bir de Avon bu sene bir dudak yağı gönderdi. Bunu çok merak ederek hemen denedim ve dener denemez favorim oldu. Lip glossları pek sevmeyen biri olarak bu ne böyle gloss gibi ne yağ gibi. Yani hem yağ gibi dudakları nemlendiriyor hem de gloss'un güzel görüntüsü var ama öyle yapış yapış bir hissiyatı da yok. Renginin böyle ambalajda çok koyu olduğuna bakmayın. Asla o kadar koyu değil. Hatta şöyle birazcık dudaklarıma uygulayacağım.
2019'un sonunda aldığım ama ilk denemesini 2020'nin başlarında yaptığım iki tane far paleti göstereceğim. Makeup Revolution'un Sabile ile beraber çıkardığı far paletleri. Bunlar tam 2019 favorileri olmuyor ama yine de göstermek istedim. İkisi de gerçekten birbirinden güzel. Day to Day ve Night to Night paletleri. Day to Day mat ağırlıklı bir far paleti ve şöyle gördüğünüz gibi sonbahar renklerinden oluşuyor. Night to Night ise daha ışıltılı, sedefli, pigment formda farlardan oluşuyor ve daha geceye yönelik renkler tercih edilmiş. İkisi de dediğim gibi yapı olarak oldukça başarılı. Tek sorunları biraz tozutuyorlar ama onun dışında kalıcılıklarını vesaire çok beğendim. Bunlarla ilgili de birer inceleme videosu çekmiştim. Onları da videonun sonunda linklerini bırakırım. Ve benim 2019'da favorim olan ürünler bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Aralarında sizin de severek kullandıklarınız var mı? Ya da sizin favoriniz olup benim de denememi istediğiniz ürünler varsa bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.